haberlerde böyle Anadolu Ajansı, Anadolu Ajansı diyorlar ya, o ne o Anadolu Ajansı? Şimdi Rukiye, Anadolu Ajansı bir kere bir kurum. Mutabık mıyız? Mutabık. Evet. Şimdi bak, bunların değişik yerlerde muhabirleri var. Onlar haberleri topluyorlar, merkeze iletiyorlar. Merkez de işte toparlayıp böyle televizyonda izlemek için bize ulaştırıyor. Şimdi Atatürk Kurtuluş Savaşı sırasında kurdurmuş bunu ya. Şimdi Kurtuluş Savaşı yapılıyor ya, memleketin değişik yerlerine muhabirler gönderilmiş. Oradan hep haberler gönderiliyor. Hani halk da Kurtuluş Savaşı'nda ne oluyor, ne bitiyor öğrensin diye. Çok önemli ya, çok önemli. Kadar eski yani ayol. Daha televizyonun gelmesi de 10 seneyi geçmedi değil mi? Evet de çok eski bu, çok eski. Yani şimdi bak, haberleşme çok önemli ülkeye. Haberleşme en önemlisi. Şimdi eskiden ne yaparlarmış? Adamı atın sırtına koyarlarmış elçi olarak. Adam bir tane haber için günlerce atın üstünde gidermiş. Götürdüğü bir tane haber ya. Şimdi öyle mi? Hemen her yerden yurttan haberler geliyor. 2 dakikada bizim karşımıza çıkıyor işte bak. Çok önemli ya. İşte aynı bizim Nurten. Ona da böyle haberler geliyor. Hop 2 dakikada bütün mahalleye yayılıyor. Evet ya. Nurten de öyle. Çocuklar nerede ya? Şahin dışarı çıktı. Ahmet de içeride. Ahmet, içeride uyuyor mu yine? Öyle uzanmış işte, müzik falan dinliyor. Hep bu davetiyenin yüzünden değil mi? Ne bileyim ben canım, olabilir. Bundandır tabii ya. Rukiye, ya o davetiyeyi kaldır ortada. Niye kaldırıyorum Fehmi'ciğim? Ha görsün gerçeklere, alışsın o da. Rukiye kaldır dedim ya. Bazen gerçekler acıtır. Mutsuz eder insanı ya. Kaldır. Çocuğun gözüne sokmanın alemi yok ki. Ben, sen böyle bir şeyden niye keyif alıyorsun? Ben onu da anlamış değilim. Keyif almıyorum da yani. Yani ya, kaldır işte onu. Ne Ahmet görsün ne de ben göreceğim bundan sonra. Ortalıkta olmasın. Ama düğüne gideceğiz değil mi? Sen git göbeğini at. Ben o düğüne gelmem. Ben kötü oldum. Gene ben kötü oldum. Çocuklarımın mutluluğunu istiyorum ama gene sonunda ben kötü oldum. Yağdı üstüme, sevdam koroldu, düştü gönlüme. Bunca yıl geçti de gelmedi yine. Çok zormuş çekmek böyle bir çile. Olsun.